İçimizdeki değerler, genlerimizde işlemiş yapılar yok olmuyor. Evet. Ama yaşanan hayatta üstünü örten bir tabaka var, şartların getirdiği bir tabaka var. Türk çocuğu bu muhteşem milletin evladı olmaktan gurur duyamıyor. Yani dünyada bir millet daha yok ki insanlık tarihi, Türk tarihi dikkate alınmazsa yazılamaz diye bir söz söylensin. Bu muhteşem bir şey. Büyük bir medeniyeti insanlığa getirmiş. İslam'a en büyük hizmi, yeryüzünde yok olmasını adeta önlemiş bir millet ama onun çocuğu iftihar edemiyor. Çocuğun edemeyişi Nurullah hocamıza söyledi. Eğitim sistemimiz bunları vermiyor. Aileler artık çocuklara hakim olamıyor çünkü sokak, iletişim ve diğer etkiler ailenin rolünü aza indirmiştir. Tesirini azaltmıştır. O bakımdan bir sıkıntı var. Eğer bir insanın bünyesi güçlüyse mikroplar orada hayat bulamaz. Zayıfsa hepsi üşüşür. Biz bakıyoruz başımızdan belalar hiç eksik olmuyor. 80 öncesinde Sovyetler Birliği'nin Afganistan'da yapıldığı gibi bir hükümet darbesiyle içeride bir hükümet darbesi yapıp sonra Kızıl Ordu'yu Türkiye'ye çağırarak Akdeniz'e inmek planı vardı. Bu milletin çocuklarının önemli bir kısmı hayatlarını da verecek şekilde buna inandılar. Türkiye satı, anarşiyle kaplandı. Güneş battığı zaman devlet güçleri Ankara'da bile sokağa hakim değildi. Bu milletin çocuğu nasıl oluyor böyle? Çünkü gönüller ve kafalar boş bırakılırsa dünya küçülmüştür. Sizin bıraktığınız boşluğu başkası dolduruyor. Dolayısıyla milli kimlik demek kendi değerlerine, kendi varlığına göre oluşmuş şahsiyetini tahrip edecek akımlara karşı hassasiyet göstermek demektir. Biraz önce Gündüz 80 yaşını aşmış çok muhterem bir hocamız vardı. Odada sohbet ediyordu. Dedi ki Atatürk dönemini ben gördüm, yaşadım. Türkiye aleyhine İtalya'dan bir söz çıkınca emin olun her inşaat işçisinden dağdaki çobanına kadar herkes ayağa kalktı. Ne oluyor bize? Bunu nasıl yapabilirler dedi. Şimdi kıyamet kopuyor, ses çıkmıyor. Adam çıkıyor diyor ki ben Türklüğü ayaklarımın altına aldım diyor. Şu haddini bilmeze bak. Sen Allah'ın yarattığı bir kulu bile ayaklarının altına alamazsın. Yönettiğin bir millet için bunu nasıl söylüyorsun? Hiçbir ses yok. Hiçbir hassasiyet yok. Bakıyoruz anketlere, göz görünmüyor. Yani uzatmayalım. Evet, milletlerin kimlikleri, genleri işlemiştir. 1000 yıl sonra da olsa, 2000 yıl sonra da olsa o hükmünü gösterir. Ama yaşadığımız dönemde de bu şuur bilgiye dayalı. Bilgiye dayalı. Bu şuur verilmezse bunu bir tehlike olarak görmüyor. Buna karşı hiçbir hassasiyet göstermiyor. Dolayısıyla da yıkım ülkenin her tarafında devam ediyor. Bir hususa dikkat çekmek istiyorum. Zaman zaman ben bunu söylüyorum. Burada söz alan bazı değerli kardeşlerim ki çoğu burada birlikte bir fikri alışveriş yapıyoruz. Hocamız dedi ki burası bir akademi dedi. Adeta akademi gibi hür bir salon burası. Herkes istediği fikri, en aykırı fikri de söyler. Zaman zaman ben burada bunu ifade etmişimdir. Bunu biz saygıyla karşılarız. Ona karşı cevabımızı veririz ama ısrar olmaz. Tekrar olmaz sözlerde. Söyleriz, herkes kanaatini ona göre şekillendirir. Söz alan arkadaşlar sokakta söyleneni dikkat etmeden burada tekrarlıyorlar. PKK diyecekleri yerde Kürt diyorlar. Kardeşlerim, hepimizi takip ediyoruz. Ben de neredeyse 24 saat başka işim yok, bu işleri takip ediyorum. Dost, düşman, herkesin yaptığı pek çok araştırma var elimizde. Doğu ve Güneydoğu'daki insanlarımız ayrılıktan yana değil, PKK'nın arkasında değil, bölücü değil. Ama biz konuşurken dikkat etmiyoruz.
samimi kanaatim, bu delil olsun diye söylüyorum, Meydan Larus diye Fransızların bir Larus'u var biliyorsunuz. Evet. Açık bakın Kürtler maddesine. Bilim adamlarının Kürtlerin menşeiyle ilgili orada üç tezi var. Ve bu tezin delili olarak da kendilerine göre delil göstermişler. Ben samimi olarak baktım. Turani bir ırk diye tezin delili hepsinde, o da tam değil %100'de çünkü bilinmiyor. Ama diğer delillerle kıyasladığınız zaman hiç mukayese edilmeyecek kadar mantıklı çıkıyor. Bu bir. İki, diyelim ki biz burada yanılıyoruz. Biz böyle düşünüyoruz ama yanılıyoruz. Kardeşim 1000 yıldır biz her şeyimizi içeceğiz. Dünyada 1000 yıl beraber yaşayıp da kaynaşmayan bir insan topluluğu olabilir mi? Yani Amerika 250 senede 72,5 millet, Afrika'dan geleni, zencisi, şunu bunu, Amerikan milleti olabiliyor da, Almanya 1872'de birliğini sağlayıp bir Alman ruhu ortaya çıkarıyor da, bu dünyanın en muhteşem, en parlak dönemlerini yaşayıp gelen milletin evlatları niye aynı olmuyor? Sosyoloji ilmine göre de bu 1000 yılı ele alırsak ayrı bir millet değiliz, biz bir milletiz. Lütfen dikkat edelim. Bu çok yaralayıcı tesirler yapıyor ve PKK'ya haksız yere güç izafe ediyoruz biz. Evet, o kazanıyor. Zaten onun iddiası bu. Asla bizim Güneydoğu ve Doğu'daki Kürt kökenli vatandaşlarımızı temsil edemezler. Çok yakında, 4 ay kadar önce Genelkurmay'ın Mükemmeliyet Merkezi diye bir yeri var. Orada çalışmalar yapıyorlar kendileriyle Türkiye'nin meseleleriyle ilgili. Bu PKK konusuyla ilgili de bir oturum yaptılar. Güvendikleri bir şirkete de bir araştırma yaptırdılar. Pek çok araştırma var da onlar kendileri için de bir tane araştırma yaptılar. Bakıyoruz orada halkın anlamadığı sorularda verdiği cevaplar da bir tutarlılık yok. Diyor ki mesela konfederasyon ister misin? Federasyon ister misin? Özellik ister misin? Gibi sorular. Halk bundan hiçbir şey anlamıyor. Ne demek bu? Ama en kötü cevap bile %60'ın üstünde istemem diyor. Böyle bir şey sorduklarına göre burada bir fitneliği var diyor herhalde. Bu toplumların ortak şuuru, ortak aklı denilen bir mekanizma devreye giriyor. Bir de bildiği sorular var. %100 net bildiği. Mesela Türk bayrağının yanına bir de bölge bayrağı çekilse kabul eder misin? %98 hayır diyor. Bu müthiş bir şey. Yani bu kadar beyin yıkama yapılıyor. Sadece Güneydoğu'da değil, merkezi medya denilen televizyonlar 10 yıldır, 15 yıldır 24 saat beyin yıkıyorlar. Bir soru daha. İstiklal Marşı'nın yerine bir de Bölge İstiklal Marşı, biraz önce Nurullah Hocam bahsetti, okunsa kabul eder misin? %98 hayır diyor. Bildiğini sorarsanız doğru cevabı da veriyor. Bu neyi gösteriyor? Kaynaşmanın, bir millet olmanın, bir bütün olmanın gücü o kadar ileri dereceye varmış ki parçalayamıyor. 80 öncesinden bahsettim. 80 öncesinde anarşi dediğimiz o hadiseleri çıkartanlar, 5000'in üstünde insanın ölümüne sebep olanlar, Türkiye'de oturan ailelerin çocukları, Yörüklerin çocuğu da vardı, Türkmenin çocuğu da vardı, bilmem şunun çocuğu. Peki bunlar kendi milletlerini, devletlerini yıkma yoluna niye gittiler? Ona inandırıldığı için. İnsanlar neye inanırsa orada gider. Oraya gider. Çünkü kimlik zayıflaması var. O bakımdan lütfen bunu konuşan başka arkadaşlarımız olursa incitmeden. İncitmeden, çünkü iyi niyetli insanlar incitilmemelidir. Kötü niyetler incitilir. Onlara konuyu açıklamalıyız. Biz düşmana
hizmet etmeliyiz. Şimdi birim hocam dedi ki, biz konuştuk burada, Nurullah hocamızın bu sunumundaki antla ilgili hususu eğer vakit ayırır da yazabilirse, biz bunu Diyanet'ten bütün imamların mail adreslerini alalım. Müftülüklere, ilçe müftülüğü, il müftülüğü, imamlar, dernekler, bulabildiğimiz yani her yere bir yolla bunu gönderelim. Konuşamayabilirler, devir öyle. Ama bilsinler. Özür. Şu açıklamayı onlar bilmiyor. Güç bilmeyince de bir tahribatla karşı karşıya. Kendileri de çırpınsalar da buradan bir çıkış yolu bulamıyorlar. Şimdi oradan kardeşimiz güzel sorular sordu. Şimdi bunun altında mantık oyunları çok tehlikeli. Çünkü burada bilgi yok. Kelime oyunu, mantık oyunu var. İnsanlar bunlara nasıl cevap verecekler? Hatta o tip şeyleri de biz kitaplardan olması alıp ayrıca gönderelim diyorum. Bir başka husus. Şimdi bizim Hüseyin kardeşimiz dedi ki, İslamiyet milli kimliği korumaya yetiyor mu dedi. Nurullah hocamız dedi ki, milli ve dini kimlik, ikisi beraber, iki kaynağı var kimliğimizin dedi. Bunun ikisi de olması lazım. Bir olmazsa olmaz. Çünkü din inanç sistemidir. Orada millet dediğimiz, milli duygu dediğimiz bir alan yok. Ama millet dediğimiz o bir medeniyetin, bir kültürün varlığıyla bu iman karşılaşınca bir zenginleşme, bir yeni bünye meydana getirmiş, kuvvetlenme meydana geliyor. Almanya'daki Türklere din dersini Almanca veriyorlar, değiştiriyorlar. Çünkü sahibi yok, denize atılmış gibi onlar orada. Hatta derslerin çoğunu Almanca bilen hoca vermesi lazım. Bizim hocalardan da Almanca bilenler çok az. Alman Protestan veya Katolik hocalar bizim çocuklarımıza Almanca din dersinde kitabından din dersi veriyorlar. Hedefleri ne? Hedefleri şu. Türk milli kimliğinden koparılmış sadece Alman Müslümanları meydana getirmek. Batı Trakya'da Müslüman Türklere Yunanistan ne diyor? Siz Türk değilsiniz. Siz Müslüman Rumsunuz diyor. Bulgaristan'da da öyle. Bulgaristan'da da öyle. Her yerde öyledir. Çünkü kimliğin biri kopar. Nasıl? Büyük Atatürk de söylemiş. Dinsiz bir millet yaşayamaz. Din milletlerin yaşaması için vazgeçilmez bir kurumdur demiş. Nasıl dinsizlik bir büyük yıkımı, dejenerasyonu, Allah korusun, mahvolmayı getirirse, hele İslam dini ve bizim medeniyetimizin, kültürümüzün bu alaşımla meydana geldiğini düşünürsek, nasıl mümkün değilse, milliyet bağı koparsa, Almanya'daki çocuğun, bundan sonraki nesillerin Türkiye, Türk dünyası, Türk tarihi diye bir duygusu, bağlantısı kalmayacak. Nasıl bir bağlantısı kalacak? Ben Almanım ve Müslümanım. İlk kademede bu hallediliyor. Sonra da ikinci kısmı. Onun için iki kaynağı sözü üzerinde hakikaten durmamız lazım. İki kaynak var. Çünkü iki kaynak deyince bunlar ayrı ayrı duruyor değil. Bunlar bir bünye olmuş. Ama belirtmek bakımından, izah için bunu söylüyorum. Evet, kimlik benim bir ailem olabilir, var hepimizin. Benim bir aşiretim olabilir. Şehirleşenler aşiretini unutur. Çünkü şehirlerde hızlı bir evlenme, hızlı bir yenilenme var. Aşiretini, boyunu unutur, bilmez. Varsa bile adını, o adın manasını bilmez. Yani ne manaya geliyor? Bize diyor, Bayat diyorlar diyor, köyün adını koymuş. Ne diyor, Bayat nedir diyor soruyorsunuz. Bilmiyorum diyor, böyle anadan böyle gelmiş diyor. Dodurga'yı bilmiyor. Dodurga'yı bilmiyor. Yani şehirleşince artık zaten şehirleşme, medenileşme, milletleşme demektir.
şehirleşme ve medenileşme olmadan milletleşmeye geçilemez. Sosyolojinin kanunu bu. O bakımdan ailemiz var, aşiretimiz de olabilir, aşiret topluluklarımız da olabilir. Bu bizim Türk milletinden olmamıza engel değil. Zaten bunlar milleti meydana getiriyor. Hep söylediğim başka bir şey var. Şimdi dünya düzenini tanzim eden uluslararası hukuk diye bir hukuk kavramı var. Birleşmiş Milletler Anayasası'na bakarsanız ilk kaynak orasıdır. Nedir Birleşmiş Milletler Anayasası? Adı da üstünde, adı üstünde. Milletler, devleti olan milletler bir araya gelmişler. Devletlerin ve dünya düzeninin kurallarını o anayasada koymuşlar. Sonra demişler ki biz buna uyacağız demişler. İkincisi Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi diye insanlığın bugüne kadar meydana getirdiği ama bütün insanlığı kapsayan en büyük sözleşme olur. Onun mahkemesi de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'dir. Türkiye bunu da imzaladığı için Türkiye'yi bağlayıcıdır. Buradan bir yanlış karar çıkmışsa mahkemeden, hükümetten dava açabiliyor fertler biliyorsunuz ve Türkiye'yi cezalandırılıyor. Bağlayıcı bir de mahkemesi var. Gerek bu Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, gerekse Birleşmiş Milletler Anayasası'na dayalı devletler arasında yapılmış pek çok sözleşme var. Ne konularda? İnsanlığın ne meselesi varsa onunla ilgili sözleşme yapılmış. Esen rüzgarlar, kirli havalar, yerdeki böcekler, toprak, bitki, hayvanlar, evet. Her şeyle ilgili var. Milletle, devletle, insanla ilgili daha çok. Bu sözleşmelere bakıyoruz. Hepsi de imza atan devletleri bağlıyor. Yok, bu kolay olmuyor yalnız. Hani bizim yetişmemiz de öyledi. Şüpheyle bakardık bu uluslararası sözleşmeler eskilerimiz. Bu ta 57-58 Türk Ocaklarında falan böyle ders alırken, tez alırken uluslararası sözleşme deyince bize kurulmuş bir tuzak gibi bakardık biz ona. Halbuki bu sözleşmelerin yapılabilmesi, yürürlüğe girmesi müthiş bir prosedürden, bir işlemler sisteminden geçiyor. Mesela azınlıkların tarifi için uluslararası zeminlerde hiçbir anlaşma sağlanamıyor. Birleşmiş Milletler'in bir alt komitesi var. Orada bir ilim adamına bu havale edilmiş. 26 yıl çalışmış, yaptığı tarif kabul edilmediği için anlaşma yok ama en kapsamlı tarif diye elde tutuyor. Kolay olmuyor. Yeterli sayıda devlet imzalamazsa yürürlüğe girmiyor. Yürürlüğe girdi ama herhangi bir devlet imzalamazsa onun için yine geçerli değil. Çünkü egemenlikler anayasa, Birleşmiş Milletler Anayasası'na göre dünya düzeni egemenlikler sistemine dayalıdır. Egemenlikler milletlere aittir. Ve bir egemenlik, çok dikkatinizi sunuyorum ben çok bunu tekrarlıyorum. Bir millet, bir devlet eşit birey üzerine kuruluyor. Bu eşit birey orta çağı yaşamış, 100 yıl kan dökmüş Avrupa, dünyanın başka yerlerindeki çekilmiş büyük acılar, etnik ve mezhep çatışmalarının dolayı meselesini insanlık, yani bir millet, bir devlet, bir ilim adamı değil, bütün insanlık böyle çözmüş. İnsanlar eşit olunca ülkedeki aşiretler, mezhepler, ırklar, milliyet parçaları, felsefi inanç grupları, hasılı ne farklılık varsa hepsini eşit birey eşitliği. Kolektif grupların eşitliğini hukukta sağlamak mümkün değil. Bir ailenin öbür aile eşitliğini sağlayacak bir hukuki kriter bulunamamıştır. Bulunamazdı. Ama insanların eşitliği için pek çok insan haklarıyla ilgili sözleşmelerde kriterler var, böyle sağlamış. Demek ki egemenliklerin 3 ayağı var, sac ayağı. Bir millet, bir devlet, eşit birey. Ha, Afrika'da kabileler devlet kurmuş. Bilmem falan yerde büyük devletler kendi çıkarlarına göre iki küçük parçayı birleştirmişler, uydurma affedersin bir devlet kurmuşlar. Bunlar hem sunidir, yapay, hem de
istisna grubudur. Benim anlattığım dünyanın genel durumu, dünya düzenini tanzim eden hukukla ilgili sözleşmelerdir ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti %100 buna uygundur. Osmanlı da 1876 anayasasıyla buna uydu. Daha önce farklıydı bizim yapısı, Osmanlı'nın devlet yapısı, kültürel ve sosyal yapısı. Ama 1876'da ki düzenleme 1924, 1961 ve 82 anayasalarının ilham kaynağıdır. Egemenliğin inşası bakımından adeta kopyası gibi. Dolayısıyla ama buralarda şu yok, söyleyeceğim son söz şu. Bir televizyon programında da hocalara sordum. Hukukçu 3 tane hoca vardı karşımda. Evet, onlara dedim ki size bir soru soracağım, cevaba göre ben konuşma yapacağım. Dünya hukuku, uluslararası hukuk içinde etnik gruplarla ilgili bir cümle söz var mı? Böceklerle ilgili var, kuşlarla ilgili var, her şeyle ilgili var. İnsanlığın her konusuyla ilgili sözleşme var. Etnik gruplarla ilgili var mı dedim. Önce sustu üçü de, tekrarladım bir daha. Bir tanesi atıldı, var dedi. Birleşmiş Milletler'in iki sözleşmelerinin 13. maddesinde var dedi. Mithat Sancar var abi. Evet. Efendim, var dedi. Dedim ki, sayın hocam o azınlıklarla ilgili, etnik gruplarla ilgili değil. Etnik grup azınlık değildir. Çoğunluğa mensuptur, onunla ilgili değil. Bak da olmuyor, Avrupa Konseyi'nin sınır dilleri ve azınlık şartı var dedi, orada var dedi. Bak orada siz söylüyorsunuz, azınlık şartı diyorsunuz. Azınlıklarla ilgili, ben etnik gruplarla ilgili dedim. Sustu işte. Bir soru daha soracağım ama siz yormadan cevabını ben vereceğim dedi. Neden yok? Her şey var da milletler arasındaki, devlet arasındaki her konuda sözleşme var da etnik gruplarla ilgili niye yok? Dedim ki etnik gruplar milletin kendisidir. Milletten sayılıyor. Millet o işte. Çok olur, az olur sayısı ama dünyada hiçbir millet yok ki başlangıçta bir etnik gruptan çıkabilir. Ama milletleşip de yola devam ettiği zaman dünyada hiçbir millet gösterilemez ki bugün tek etnik gruptan olsun. Ama bir kültür birliği, dil birliği, tarih birliği, hatıra birliği, edebiyatı, sanatı vesaire kurumlarıyla bir kazanda kaynayarak bir bütün oluyor. Onun için yok dedim onunla sözleşme. Tabii o zaman ne oldu? Tartışmalar hepsi bitti. Peki niye etnik gruplar diye Türkiye'de kıyamet koparılıyor? Madem dünyada böyle bir uygulama yok. Tarihte, geçmişte varmış ama insanlık çok bedel ödemiş. Bugün de çokmuş. Yani. Dolayısıyla bilgi çok önemli arkadaşlar. Yani bu vesileyle bunu da ben söylemiş oluyorum. Kimlik çok önemli. 4 sene önce beni harp akademileri harp oyunları yapıyor. Bu oyunlara bağlı olarak şimdi yapılmıyor herhalde artık. Her şey kurudu, kökü kurudu. Efendim, uluslararası bir sempozyum düzenliyorlar. Bir Japon profesör çıktı, Türkiye'deki terörü analiz etti. Fakat fevkalade bilgiliydi, fevkalade bilgiliydi. Sonunda dedi ki, bir cümle söyleyeceğim dedi. Türkiye'nin meselesi, kimlik meselesidir. Onu çözdüğü an hiçbir şey kalmaz. Çünkü Türkiye büyük bir medeniyetin devamını temsil ediyor. Ama bu kimlik meselesini çözemezse daha büyük belalar başına gelebilir. Bu sözümü belki hafife alan olabilir ama bu kimlik meselesini çözmek de kolay değil dedi. Onun için bizim bunun üzerinde ilim adamlarımızın da bu meseleye dolaşan kültür adamlarımızın da çok durması ve bu sonuçları kitaplar, konuşmalar, televizyon programları her vesileyle milletimizi anlatmalıyız. Bizim millet haklıdan yana. Kendi devleti, kendi insanı, kendi anası babası haksızlık yaparsa karşı çıkar. Evet. Başka millette bu yok. Şimdi beyin yıkamalarla bizim milletimiz zannediyor ki şu anda haksızız. Bizim milliyetçi arkadaşımız, ömrünü bu davaya vermiş arkadaşımız diyor ki abi ya biz de haksızız diyor. PKK diyor,
insan hakları istiyor diyor, bunu verelim diyor. Bizim arkadaşım, kardeşim, insan hakları, demokrasi, özgürlükten egemenliğe gidilmez. Ayrı bir millet talebine gidilmez. Bunlar her zaman için bir toplumda lazım olan şeyler. İnsan haklarının, özgürlüğün, demokrasinin kalitesini artırmak bütün toplum için şarttır ve sürekli bir şeydir. Ama buradan ayrı bir devlet talebi çıkmaz. Halbuki bizden ayrı bir ulus olacağız biz diyor PKK. Ayrı bir egemenlik olacağız diyor. Ama sizleri insan hakları, demokrasi ve özgürlükle aldatıyorlar. İnsan hakları, özgürlüklerde kolektif kimlik yok, birey kimliği var. Efendim bireyin, senin dilin var madem, eğitim yapıyorsun, Kürt kökenli de dili olsun. Ha, o zaman kolektif hakka dönüştürdün sen işi. İnsanla hareket ediyorsun ama insan sınırlarında kalmıyorsun. Bir kolektif grup hakkından bahsediyorsun. Bir kere bizim oradaki vatandaşımızın böyle bir talebi yok. Diyarbakır Üniversitesi Kürtçe bölümü açtı, kimse gitmiyor. Sadece kurslara gitmiyor değil, üniversiteye de gitmiyor. Çünkü anasından öğrendiği dili bölge ihtiyacı olarak kullanıyor zaten. Evet, onu başka yerde kullanamayacak, bir işe yaramayacak. Ama Türkçe, İngilizce, Fransızca öğrenirse, tabii insan olarak, eğitim dili olarak değil, bilgi olarak, o onun için bir zenginliktir. Onu biliyor. İngilizce bölümü aç, herkes gider oraya. Ama Kürtçe bölümü açıyorsun, Diyarbakır gibi yerde kimse gitmiyor. Artuklu Üniversitesi'ne yeterli öğrenci bulamadılar. Efendim, bir rüşvetimsi avantajlar tanıdılar. Kökeni şu bu filan olan bazı insanlar gitti oraya. Hani iş bulurum sonunda filan diye. O bölümü açtıranların kendi çocukları gidiyor mu? Acaba? Ya hayır, yok. Şimdi tek iddiaları dil meselesi, dilden hareket ediyor. Dilin durumunu da hepiniz biliyorsunuz. Ama babası Ermeni olan Abdullah Öcalan hala Kürtçe bilmiyor. Çoğu bilmiyor. Yönetenlerin de çoğu bilmiyor. Ha, demek ki bu terörü masum göstermek için kültürel haklar, dil hakları gibi onu da hemen kolektif kimliğe dönüştürerek ülke bütünlüğünü parçalamak istiyorlar. O bakımdan kimlik meselesi çok önemlidir. Bugün iyi ki Nurullah hocamız bu konuda bize böyle bir sunum yaptı. Kendisine huzurunuza teşekkür ediyorum. Her zaman olduğu gibi meseleyi dantel gibi çok güzel mantık ölçüler içerisinde bilim mantığıyla tabii aynı zamanda işledi. Çok yararlandık. Ben de yararlandım.